Ramazan. Yemin günahların sabunudur. İnsan başkalarının canını yakar, acıtır. Sonra yeminler edersin bir daha yapmayacağım diye. Ama o iş öyle olmuyor Ramazan. Eninde sonunda bozacaksın o yemini. Ne istedin lan Elmas'tan? Ne istedin Elmas'tan? Hesap neyse bana kes. Yaralarını bir temizleyelim oğlum. Elmas. Elmas. Elmas gitmiş. Allah kahretsin. Ölmek mi istiyor bunlar? Ben gidiyorum. Kızım dur. Delirme sen de. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler yapmam lazım. Esra abla gitme. Kerimciğim, babanı alıp hemen döneceğim, tamam mı? Esra abla lütfen gitme. Tamam, gitmiyorum. Gitmiyorum. Buradayım. Sevdiklerimden uzak duracaksın. Çevremdeki insanlardan uzak duracaksın. Çavuş. Yeminimi bozarım. Akseli. Silahı ver.
Al seni silahı ver. Dağılın gidin buradan. Nedin sen çavuş? Anlasın gidin. Halini de alın, defolun gidin buradan. Gidin lan! Biz ayrılamayız Ramazan. Bu mesele Elmas'la ilgili değil. Bu mesele seninle benim aramda. Hikayenin sonunda ya sen ya ben öleceğiz. Al. Çık tetiği. Vur beni. Ben zaten mutsuzluktan her gün ölüyorum. Her şeyimi aldın benim elimden. Obacık cezaevi benim evimdi. Evimi aldın elinden. Cezaevinin avlusunda yarım adam yaptın beni. Şimdi gücün, kudretin, paranın, pulun bir önemi var mı zannediyorsun? Biz ikimiz de öldük Ramazan. İstanbul bizim Arafımız. Ama sen beni vuramazsın Ramazan. Çünkü senin bir oğlun var. Ramazan abi! Ne oluyor lan? İndir lan! İndir! Ben seni yarım adam yapmadım. Sen zaten adam değildin. Sen benim kalbimi kırdın Ramazan. Burnumu kırsan ne olur? Biz şimdi buradan gideceğiz. Ali'nin kardeşi de alıp gideceğiz. Bir daha da yolumuza çıkmayacaksın. Sen nereye gidersen git. Ben peşinde olacağım Ramazan. Yüzünü Allah'a dönsen ben hançerimle peşinden geleceğim. Bunu böyle bil, böyle yaşa. Olmaz. Halin neredesin? Bak yenge. Bırak, bırak. Yenge. Bir dur. Yukarı çıkmadan beni yedin lan. Sen çavuş için kıymetli birisin. Bu yüzden hiçbir yere gidemeyeceksin. Halin neredesin? Bırak. Çavuşun kesin talimatı var. Eğer onunla gidersen önce babanı, sonra Elmas'ın o küçük kızını, en sonunda da Elmas'ı. Hepsini teker teker öldürürüz. 3-5 saate de gömeriz. Ali! Ne kadar kabasın la Elmas. Hanımlara önce bir sorulur. Sen de gelmek istiyor mu diye. Belki gelmek istemiyor. Belki benimle kalmak istiyor. Niye geldin? Ne demek niye geldin Ali? Sana daha kaç kere söyleyeceğim Elmas. Ben burada çok mutluyum. İkide bir gelip de huzurumu bozma. Ali'nin sen ne dediğinin farkında mısın? İyi misin Çavuş? İyiyim fındık. Dokunma lan kıza! As! Gidin buradan. Git. Yüreğimiz. Hadi bir lafı iki defa söyletme hadi. O yeminini bozacaksın Ramazan. Unutma. Biz ayrılamayız. Arayı fazla uzatma. Aferin kız. İyi rol yaptın. Ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel. Yalan söylüyorlar abi. Tehdit ediyorlar biliyorum.
Oğlum kimseyi zorla kurtaramazsın. Ali'n kendine yeni bir yol seçmiş. Yeni bir hayat kurmuş. Başını dik tutacaksın. Başı yerde olanın celladı çok olur. Görmüyor musun abi? Çavuşun etrafında bir ton adam var. Ali'n de onlardan korkuyor. Ramazan abi, geç şu masanın başına. Dayının bütün parası, bütün gücü sende olacak. Ancak o zaman başa çıkabiliriz bu kalleşlerle. Anla artık abi, anla! Burası İstanbul. Sen o masanın başına oturmazsan, sen o silahı beline takmazsan kimse dokunamayacak bu adamlara. Kadın satıyorlar, kumar oynatıyorlar. Sen niye duruyorsun? Sen niye bir şey yapmıyorsun? Çavuş açık açık söyledi peşimizi bırakmayacağını. Sen de duydun. Elmas. Tamam oğlum, kendine gel. Halledeceğiz bunları, hadi. Hadi yürü şimdi, hadi. Bedelini ödeyeceksin Ali. O zaman bedelini ödeyeceksin. Ağlama. Da iyi. Kerim uyuyor mu? Uyuyor. Ramazan, sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Bu işin sonunu nereye varacağını göremiyor musun? Kerim yine perişan oldu. Bütün gece seni sayıkladı. Ona bunu yapmaya hakkın yok. Sen yeniden hapse mi dönmek istiyorsun? Bütün bu insanlar yıllarca yolunu gözledi. Hepsi bunun için miydi? Ya sana bir şey olsaydı? Ya geri dönemeseydin? Hani söz vermiştin? Hani yemin etmiştin? Susmasana, cevap ver. Yeter. Kendine gel. Tamam, avukatsın. Beni çocuğuma kavuşturdun. Sana minnettarım. Ama sakın bana tahakküm etmeye kalkma. Efendi kesmiş cezasını. Gir. Abdurrahman Cebeci geldi. Gelsin. Buyurun. Verdiğim işleri hallettin mi? Hallettim. Akseli'yle bizim çocuklar seni sağ kolun Habit'i evinden erkenden alıp dolaşmaya başladılar mahalleleri. Güzel. Peki senin ne işin var burada? Yüzüme baksana ya! Ne oldu sana böyle? Ramazan pavyonu ziyarete geldi. Bu da hoş geldin hediyesi. Bak güzel paket de yaptırdı. Ne istiyormuş o rezil köpek? Niye gelmiş pavyona? Ramazan bir yere niye gider? Ya birini öldürmeye ya öldüreceğim ayağını denk al demeye. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Beyefendi, Savcı Ömer hakkında bir dosya gönderdi.
Kendisi hakkında öğrendiklerimizi bilsin istiyorum. Ne öğrendin? Yolda anlatırım, hadi. Paşam, bu iki lokma da bitecek, hadi bakayım. Baba, sen dün gece nereye gittin? Ebru abla seni aradı, bulamadı, sonra ağladı, biliyor musun? Hadi oğlum, çabuk bitir, okula geç kalacaksın hadi. Ne? Okula mı kaldım? Oğlum dur. Dur, bekle, dur. Bekle oğlum, bekle. Günaydın Ebru abla. Günaydın Kerimciğim. Biz babamla okula gidiyoruz. Öyle mi? İyi dersler sana o zaman. Ne oldu siz Ebru abla ile düş müsünüz? Niye konuşmuyorsunuz ki? Şş, hadi okula bakayım hadi. Ömer Bey. Ramazan Keskin'le ilgili dosyada bir gelişme var mı? Maalesef yok başsavcım. Eğer olursa ben sizi bilgilendireceğim. Ama ne yazık ki hiçbir şey yok. Savcı burada ne kadar küçük görünüyor değil mi lan? Boş ver ortağım, biz onun seviyesine inmeyelim. Sizin ne işiniz var burada? Siz savcılık görevinizi layığıyla yapacak mısınız? Yoksa böyle savcılık makamını boşu boşuna işgal etmeye devam mı edeceksiniz? Haddinizi aşmayın Ekrem Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra da burayı terk edin. Ramazan Keskin dün Abdurrahman Cebeci'nin iş yerini basıp kendisini darp etmiş. Kanıtınız var mı? Kanıt yüzümün ortasında görmüyor musun? Çağır la bu. Hemen gereğini yapın. Ve Ramazan Keskin'i hapse atın. Hem başsavcı sizinle konuşmadı mı? Bu işin hemen halledilmesi için size talimat vermedi mi? Başsavcı falan umurumda değil benim Ekrem Bey. Siz nüfus sahibi bir insansınız. Tanıdığınız siyasetçinin, bürokratın haddi hesabı yok. Gidin, daha yüksek bir mevkiden kendinize satılık birilerini bulun. Bir daha da benim kapımı çalmayın. Bana bak savcı. Ramazan Keskin'in yaptıklarını, yediği bütün herseleri, işlediği bütün suçları sen çok iyi biliyorsun. Mahkemede bunların hepsini kanıt olarak kullanacaksın. O Ramazan itinin bir de kuyruğu var. Elmas mercan, o iti de astıracaksın. Sağ ayakta mı uyuyor? Uyur gezer la bu. Dar ağacından kaçırdıkları adam İstanbul'u dolaşıyor, sen kılını kıpırdatmıyorsun. Ortağım bana bir şeyler anlattı. Karın seni terk etmiş ya lan. Doğru. Senin gibi adama tahammül etmek çok zor. Sen kadını delirtmişsindir. Adalet, hak, hukuk, mal, mülk, temel falan diye. He. Bir de senin küçük bir çocuğun varmış. Kızımış. Pek güzelmiş. Çocuğu olan adam dikkat edecek. Sokaklarda idamlık mahkumların dolaşmasına izin vermeyecek. Yoksa Allah muhafaza. Bir gün bir köprünün altında kanlar içinde bulursun çocuğu. Ne diyorsun lan sen? Savcı, ha? Durun yapmayın. Kendine gel. Şimdi çeker vururum seni. Savcı, durdun mu lan? Çek lan elini, çek. Yapmayın Savcı Bey. Bugüne kadar hiçbir suç işlememiş olan Savcı Ömer. Hiç düşünmeden vururum seni Abdurrahman Cebeci. Ve arkama bile bakmam. Bak, bak. Savcı, sinirin sakin olun. Şimdi içinde al git buradan. Atın bunları dışarı. At dışarı. Çek elini be. Bir dakika gelir misin? Burayı imzalaman gerekiyor. Kerim'in velayeti için. Bugün davayı açacağım. Sağ ol Ebru. Önemli değil.
Ben verdiğim sözü tutarım. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk Ayşe. Hoş geldin abi. İyi misin? Toparladın mı biraz? Ben mahalleye gideceğim çocukların yanına. Burada böyle tek başına sıkıldım. Ben de geleyim seninle. Hadi o zaman yürü. Bunlar bir de iki oldu. Savcıyın aynı Ramazan sürekli depemizde. Bir kulağımızın arkası kaldı. Biz de burada ev arazi peşindeyiz. Vallahi canıma tak etti, billahi canıma tak etti. Savcının miadı bugün doldu. O işe ben bakacağım artık. İnşallah canım ya. Bu kaçıncı söz? Benle dalga mı geçiyorsun sen? Hem buraya niye getirdin? Akseller her şeyi hallediyor işte. Ramazan'ın canı nasıl yanacak onu gör diye. Hem için serinler biraz. Sen bu mahallede kimler oturuyor biliyor musun? Dayımgiller. Nereden bileyim ben lan? Ama Arif, Ali ve Recep. Ramazan'ın kaderi arkadaşlar. Baget dalga mı geçiyorsun benimle? Hamdullah gün doğdu. Arif maden Ali demirli. Kirbastılık hoş hakikaten burada. Boşuna dememişler. Fışkı fışkıyı kelefte bulur diye. Birazdan hepsi sokakta kalacak. Evladım, bizim evleri alıyorsunuz tamam ama bu parayla kümes bile bulamayız. Amca imzala. İmzalasana lan. Tamam Akseli, tamam. Bak sevgili amca, maalesef buranın raici bu. Hem sizin tapularınız da yokmuş. Var mı tapularınız? Yok. Biz şimdi belediyeye şikayet etsek, yemin ediyorum dakikasında gelip yıkarlar buraları. Ama siz mağdur olursunuz, yoksa... Hadi, hadi imzala. Tamam, sağ olasın. Buyurun, hadi kolay gelsin. Evet, sıradaki, sıradaki! Oli lan burada! Lan Akseli siz misiniz lan evleri satın alın? Çıkın gidin lan kahvemizden. Birazdan bu kahveyi de satın alacağım. Kimi nereden kovuyorsun lan? Bu civardaki bütün mahalleler Ekrem Bey'in artık. Bir tek burası kaldı, burayı da alacağız. Neredeyse ula it. Maytap mı geçti sen? O acık bitti şimdi, burada mı sallat oldunuz bize? Yavaş lan. Gidin lan buradan. Şimdi bittiniz lan, soysuzlar çetesi. Ay bak, bak sen iyi olacak galiba. Lan bunları uğur olsun diye yeni dikilecek apartmanların temeline göbek. Ekrem Bey, bunlar bu evlere hayatta vermezler benden söylemesi. Orasını çavuş bilir. Bir yolunu bulur herhalde. Hallederiz evvelallah. Bana bak çavuş. Beyefendiye söz verdim. Üstelik maddi olarak da bir sürü yükün altına girdim. Hiçbir pürüz çıkmadan bu işin bitirilmesini istiyorum. Evet. Dört tane perişan fukaradan mı korkacağız? Hepsinden kan alırım evvelallah. Sen de burada duracağına git işini bitir. Bana bak çavuş, kendine gel. Sen bana emir veremezsin. Ben ancak Ekrem Bey'den direktif alırım. Ya et. Hadi git. Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ramazan'ın oğlu Kerim için geldim. Ekrem Öztürk'e velayet davası açacağız. Kendisi biraz önce buradaydı. Abdurrahman Cebeci ile birlikte gelmişler. Sanırım Ramazan bu aralar pek boş durmuyor. Bu konuyu konuşmasak.
Nasıl isterseniz. Yalnız Ebru Hanım şunu bilmenizi isterim. Bu iş çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bu adamlar gözünü karartmış. Hatta kör olmuşlar. Bu konuda Ramazan'la bizzat kendim görüşeceğim. Siz bilirsiniz. İyi günler. Ebru Hanım. Elmas Mercan adında birini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Ramazan'ın eski bir arkadaşı. Bakın, bu adamlara zerre güvenmiyorum. Hele o çavuş denen herifi kendi ellerimle boğabilirim. Ama ben de görevimi yapmak zorundayım. Abdurrahman Cebici sizin Elmas Mercan'a yataklık yaptığınız iddiasında bulundu. Ne? Ne münasebet? Nereden çıktı bu? İnsanları bir şeyle itham etmeden önce araştırma yapın lütfen. Bir buraya dikiş atmak lazım. Ne dikişi Arif, Allah'ı sevsen. Geçer gider. Nenem sen ya kavga mı ettin diye bir kaşımı da uçacak. Ben ondan korkuyorum valla. Of. Burada. Elmas yürü. Ne oldu lan burada? Abi. Kim yaptı lan bunu? Abi. Cevap versenize. Çavuşla Ekrem Öztürk. Lan lan niye rahat bırakmıyor bizi? Ne istiyorlarmış? Ne istiyorlarmış? Cevap versenize. Ekrem Öztürk bu mahalleyle birlikte civardaki bütün mahalleleri satın alıyor. Biz de evleri satmayız deyince de. Hamit, Aksel, Rıza, Hamdi hepsi buradaydı. Üç kuruş para verip boş kağıt imzalattılar herkese. İmzalamayanları da tekme tokat dövdüler. Abi, İstanbul'da güçlü olmazsan böcek gibi ezerler adamı. Birinin buna dur demesi lazım. Artık bir karar ver. Savcı Ömer'e gidiyorum. Neye yarayacak abi? Ben de Melkon Baba'ya bakayım. Bu kansızların ne yapacağı belli olmaz. Ona da bulaşmış olabilirler. Afiyet olsun. Sağ ol evladım. Sen hiçbir şey isteyemezsin. Baba, bak Elmas'ı öldürecekler. Söyle bir daha pavyona gelmesin, ne olur. Ya utanmadan, vicdan azabı çeker gibi buraya gelip bunları söylüyorsun. Ar damarım çatlamış. Baba. Çık. Baba. Çık. Baba bir dinle. Elmas oğlumu da rahat bırak. Baba, çık. Bir... Çık diyorum baba. Sana, çık. Baba bir dinle. Bir daha görmek istemiyorum seni. Baba ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Sizi korumak için yapıyorum. Bu yalanlarla kandır kendini. En azından kendine dürüst ol. Hep hayalini kurduğun hayat bu değil. He? Git doya doya yaşa. Baba. Ama uzak dur bizden. Alin dur. Uzak dur benden Elmas. Sen niye bu kadar çok korkuyorsun? Bak Elmas. Bir siyah vardır. Bir de beyaz. Ben siyah. Çavuş siyah. Bizim olduğumuz yer karanlık. Ne babama ne de sana orada yer yok. Zaten karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakır. Ama sizin dünyanız pırıl pırıl. Bana da orada yer yok. Yok işte.
aşk en çok ne ister biliyor musun? Cesaret ister. Ama o da sende yok. Oğlum, gir içeri. Gir. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk Savcı Bey. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Ne iyi ettin geldin. Öyle mi? Buyurun dinliyorum. Ramazan. Seni Ovacık cezaevinden tahliye ettiğim gün çok umutluydum. Bir daha başını belaya sokmayacağına, iyi bir baba olacağına dair inancım sonsuzdu. Ama şurada daha çıktığın kaç gün oldu? Karıştığın bu katilin haddi hesabı yok. Bak, bir babanın evladına olan hasretin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Kızımı 40 yılda bir ancak görebiliyorum. Ama Kerim senin hep yanında. Bunun kıymetini bil ve aklını başına topla. Suçumuz neymiş bilelim Savcı Bey. Ekrem Öztürk'ü öldürmekle tehdit etmişsin. Bu da yetmezmiş gibi çavuşun pavyonunu basmışsın. Doğrudur. Doğrudur. Ekrem Öztürk peşime adam takıyor. Çocuğumu elimden almakla tehdit ediyor. Garibanların evini barkını elinden almaya kalkıyor. Çavuş sevdiğim insanlara zarar veriyor. Dün o pavyonda 20 kişi bana silah çekti. İstanbul'un ortasında ordu kurmuş bunlar. Her yerde batakhaneler, altlarında kumarhaneler. İnsanların ekmeklerini çalıyorlar. Bütün haltı bunlar yiyor. Suçlu yine Ramazan Keskin. Ben bu adamların ne mal olduğunu bilmiyor muyum Ramazan? Ama bunun hesabını sormak yetkili makamların işi. Sor o zaman. Orada oturup dosya okuyacağına sor. Benim işime karışma. Hem sen bunları konuşmak için mi geldin buraya? Akıl danışacaktık ama sağ ol. Lafı ağzımıza tıktın. Anlat. Dinliyorum. Benim koğuştan arkadaşlar Emek Mahallesi'nde oturuyorlar. Bu Ekrem Öztürk'le Çavuş garibanların ellerine 3-5 kuruş sıkıştırmış, gözlerini korkutmuş, boş kağıtlar imzalatmış. Evlerini, barklarını ellerinden alacak. Boş kağıda imza attılarsa yapacak çok bir şey yok. Burası Ovacık değil Ramazan. Bu adamlar çok güçlü. Milyonlarla oynuyorlar. Devletin üst kademelerinde. Hatta bu binanın içinde bile adamları var. Bugün güpegündüz adliyenin orta yerinde beni tehdit edecek kadar pervasız bu adamlar. Harcı adalet olmayan cemiyetin binası böyle çürük olur işte. Asıl çürük olan bu adamların bu kadar güçlenmesini sağlayan sistem. Bunlarla mücadele etmek için onlar ne kadar karanlıksa işte o kadar aydınlık olmak lazım. Yeter artık. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmayacak. Bunlarla mücadele etmek için çok güçlü olmak lazım Ramazan. Bizim ise sadece onurumuz ve haysiyetimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Affet beni Kerim. Kerim, oğlum. Yeminimi bozduğum için beni affet. Verdiğim kararda yüzümü kara çıkartma. Yüreğimi karartma. Benim senden başka sığınacağım kimsem yok. Bana hep doğruyu göster.
zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Elimdekini, cebimdekini fakir fukaraya pay etmeme izin ver. Bana bahşettiğini ihtiyacı olanla paylaşmama izin ver. Kalbimi şeytandan, dilimi yalandan koru. Allah'ım bu verdiğim kararda beni yolundan ayırma. Bana bu yolda sebat ve kararlılık ver. Bana bu yolda sabır ver. Bu aciz kulunu yanıltma Allah'ım. Beni yolundan ayırma. Karanlıkları aydınlatmama izin ver. Celil Bey, Ramazan Keskin bundan sonra şirketin bankanızdaki bütün hesaplarında benimle aynı yetkiye sahip. İstediği meblağ istediği zaman çekebilir. Tabii efendim. Zaten gerekli olan bütün imzaları aldık. Siz bizim en önemli müşterimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Aramızda kalsın. Siz mevduatınızı çekseniz yarın banka iflas eder. Latife efendim, Latife. Emin olun bizim bankamız en sağlamı. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlara vesile olsun Ramazan Bey. Sağ olun. Abi hadi gidelim. Malum Ekrem Öztürk bekler. Ekrem Öztürk mü? Sizin kadar olmasa da kendisi de bankamızın en itibarlı müşterilerindendir. Eğer bana ihtiyacınız yoksa ben gitmek istiyorum. Yok canım. Nerede kalmıştık? Efendim, burası dost meclisi. O yüzden söylemekte bir beis görmüyorum. Ekrem Bey'in bu aralar nakite çok ihtiyacı var. Muazzam yatırımlar yapıyor. Büyük bir emlak atılımı peşindeymiş. Borca da girmiş. Yüklü miktarda kredi için bankamıza başvurdu. Onayı bugün yarın çıkar. Sizin anlayacağınız Ekrem Bey bu krediyi alamazsa hali vahim. Bana müsaade. Acele etmeyin Celil Bey. Daha konuşacaklarımız var. Elmas. Hepsi burada. Sağ ol Ayşe bacı. Ramazan. Bu senin. Babamın arabasının anahtarları. İstanbul'a geldiğinde kullanırdı. Bu da babamın vasiyetinin bir parçası. Öyle kabul et. Hadi abi, bir sürü işimiz var. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. Siz merak buyurmayın efendim. Emrettiğiniz gibi birkaç pürüz dışında... Yedi arsa ve üstündeki evlerin sahipleriyle anlaşıldı. Tapuları olmadığı için boş kağıt imzalattık. Hayal ettiğiniz İstanbul'u gerçekleştirmek için geceli gündüzü çalışıyoruz efendim. Sizin takdirlerinize mazhar olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu iş nihayet erdiğinde sizi rahatsız edeceğim. Saygılar, iyi akşamlar. Ekrem Bey, nasıl merak ediyorum beyefendiyi bir bilseniz. Hamit Bey. Yarın Çavuş'la birlikte evlerini satmayan şu rezilleri ziyarete gidin. Bu iş hemen bitmeli. Acaba kaç yaşlarında? Boyu posu nasıl?
herhalde dev gibidir, öyle değil mi? Yani, yani koskoca beyefendi. Hamit Bey, siz vergi beyannamelerini doldurdunuz mu? Yoo. Hadi. E tabii, tabii. Ekrem Öztürk, madem burası İstanbul, madem her şey para, al o zaman. O zavallı insanlara zorla imzalattığın kağıtları bana vereceksin. Senin paran bunlara yetmez. O mülklerin hepsi benim artık. Mülk Allah'ındır. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Gelip geçeceğiz. Niceleri senin gibi bu dünyayı almak istedi. Ama hepsi toprak oldu gitti. Aç şu telefonu. Aç lan! Efendim? Ama Celil Bey, nasıl olur? Krediyi iptal edemezsiniz. Söz vermiştiniz. Ramazan Keskin'le ne ilgisi olabilir bu mevzunun? Ekrem Öztürk. Artık oyunu senin istediğin gibi oynayacağız. Güçse güç, paraysa para, silahsa silah. Eğer o krediyi istiyorsan, kağıtları bana vereceksin. Bu daha başlangıç Ekrem Öztürk. Bir daha yoksulların gözyaşlarıyla hiçbir şey satın alamayacaksın. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı canımdan çok sevdiğim biri için söyleyeceğim. Pişman olur kimseler almaz. Annene bak gör halini. Gel güzelim beni beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın sözünden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Buyur amirim, bir durum mu var? Ne lan burada? Çekil önümden. Kusura bakma savcı bey. Mekan dolu, müşteri almıyoruz. Devlet memuruna mukavemetten hepinizi içeri tıkarım. Çekil önümden. Müziği kes. Kadınların vesikalarını kontrol edin. Hayırdır? Savcı bey. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Burada kumarhane işletildiğine dair ihbar aldık. Kim dedi la onu? Hadi hızla! Baskın var, baskın var, toplayın! Ben bir aşağıyı kontrol edeyim. Yine yanlış işler peşindesin Mitteğim Bey. Asıl sen yanlış işler peşindesin çavuş. Bunun da hesabını ödeyeceksin.
kimse kıpırdamasın. Kader pavyonu süresiz mühürlüyorum. Senin hakkında da suç duyurusunda bulunacağım çavuş. Bütün bunları sana Ramazan yaptırıyor. Bilmiyor sanıyorsun değil mi? Baba! Abi! Bunları insanlara dağıtın. Kimse evinden çıkmayacak. Mer abi ben yakarım bunları. Allah senden razı olsun Ramazan abi. Emek Mahallesi! Emek Mahallesi! Tadar Ramazan evlerimizi geri aldı! Emek Mahallesi! Duydunuz mu? Hiçbir yere gitmiyoruz! Alın işte imzaladığınız kağıtlar burada. Sağ olasın abi. Bundan sonra hiçbir baskıya, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceksiniz, tamam mı? Bir ihtiyacınız olduğunda bana geleceksiniz. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin. Allah razı olsun. Çekil nereye? Kurban olan, bu olan seni anlatıyordu ya hep. Allah biliyor ya, hiç inanmıyordu, uyduruyor diyordu. Mahpuslarda delirdi galibim diyordu. Doğruymuş ya. Ha, ama bir işi yaptın mı, tam yapacak. Şimdi git, bize elektrik getir mahalleye. Delirip, ne diyorsanız hani delirdi? Sen sus. Her yer karanlık oğlum, bebesi olan var. Hastası olan var. Yaparsan sen yaparsın. Bunlardan ne sap olur, ne saman olur. Elektrik gelecek diye beklersek, çok bekledik. Ümidimiz sende. Sensin. Sen şu işin ucundan bir tutuver gayrı. Tamam ana, hallederiz. Tamam ya, tamam. Nereye gitti ki yine baba? Yaşasın galiba baban geldi. Yaşasın Ayşe abla gelmiş. Ah, Kerimciğim çok özlemişim seni. Oh çok özlemişim seni. Ramazan nerede? Şirketin başına geçmesini kutlayacaktık. Yemek yapacağım bu akşam ama. Gelmedi henüz. Sen bilmiyor musun nerede olduğunu? Elmas'la Ekrem'e sürke gideceklerdi. Biliyorsun sen de. Ayşe, biraz konuşalım mı seninle? Oğlum, gel biz seninle mutfağa gidelim. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne olmuş? Yangına körükle gidiyorsun Ayşe. Ramazan'ı zorla o koltuğa oturttunuz. Zaten başında bin türlü bela var. Ekrem bir taraftan, çavuş denen o yaratık bir taraftan. Onu zorla yeniden hapse attırmaya çalışıyorlar, anlamıyor musun sen? Ebru, sen baya baya Ramazan'ı kıskanıyorsun. Ondan böyle konuşuyorsun. Saçmalama Ayşe. Ne kıskanması? Ben sadece Kerim'i düşünüyorum. Babasına ne kadar düşkün. Bence sen sadece Ramazan'ı düşünüyorsun. Onun bana yakınlaşmasını çekemiyorsun. Bu laflar ondan. Ayşe, kendine gel. Ramazan'ı tanımıyor musun sen? Şimdi bütün imkanları kullanıp o Ekrem'le çavuşa savaş açacak. Onlar boş mu duracak zannediyorsun sen? Onu bile bile ateşe atıyorsun. Kerim yetim mi kalsın istiyorsun? Kızım nereye? Ben eve gidiyorum Sabiha abla. Size iyi geceler. Sabiha abla. Sen de Ebru'ya git istersen. Çok yoruldun, dinlenirsin biraz. Ben buradayım, merak etme. Tabii kızım. Paşam, hadi iyi geceler.
Kerimciğim, hadi babana yemek hazırlayalım mı? Hadi. Siz kimsiniz? Bu saatte neye dayandınız kapıya? Yoksa siz terörist misiniz? Bak. Bir dur kardeşim, celallenme. Bir konuşalım önce. Ne konuşacağız gece vakti sizle? Ya burası Tekin deposu değil mi? Evet. Burada direkler, elektrik kabloları yok mu? Var, ne olacak? Parasını verip almaya geldik işte. He, oldu. Trafoda lazım mı? Kaç tane sarayım? Ya arkadaş, ben bir şey anladım. Bizde gerçekten manyak muktatısı var ha. Bu nedir ya? Bak, sabrım taşıyor ha. Dağılın lan buradan. Bu Ramazan'la savcı bir olup canımıza ezan okudular işte. Şu hale bak. Kendi pavyonumuza bile hırsız gibi arka kapıdan girip çıkıyoruz. Ama ben sana dedim. Ben sana dedim bunların anladığı dilden konuşmak lazım diye. Ama sen dinlemedin. Neden? Çünkü burada başçavuşun eşeği oturuyor. Bunu bilmem. Benim bu evleri hemen geri almam lazım. Evet. He. Ramazan böyle ortalıkta fink atarken zor alırsın o evleri geri. Bu işi sen çözeceksin o zaman. Evet. Ne haber la? Ortağımın sağ kolu. İyi. Bu Ramazan senin ofisini basmadı mı? Bastı. Bu Hamit'i hastanelik edene kadar dövmedi mi? Yo, dövmedi. Çavuş, çavuş, ne yapıyorsun bırak? Ah, 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 burnum. Çavuş, ne yapıyorsun? Bu senin sağ kolun değil mi? Ah, burnum, burnum. Çavuş, ne yapıyorsun diyorum sana? Ramazan hapis bastı. Senin bu fedakar müdürün de... ...yapmayın etmeyin diye Ramazan'a saldırdı. Ramazan da bu Hamit'i bayıltana kadar dövdü. Benim, benim, benim! Akseli, gel yavrum. Gel evladım. Gel çocuğum. La, ne sürdün lan kafana yine beton gibi? Bu sefer limon sürdüm çavuş. Bu Allah'ın belası Ramazan yüzünden koku da alamıyorum ki. Bunları da soktular burnumun dip, beynime kadar. Tekme lan Akseli. Tekme lan. Zaten bu Ramazan, ta Ovacık cezaevinden beri kin duyuyor ya bu Hamit'e, o yüzden böyle fena dövmüş anlaşılan. İşi bitince alın istediğiniz karakola götürün, yapın şikayetini, atsınlar Ramazan'ı içeri. Oo. Ya arkadaş, adamın ağzını baladık, hala konuşuyor. Kardeşim kusura bakma, seni böyle bağladık ama biz devletin malını çalacak adamlar değiliz. Bu direktörün parasını misliyle müdürün odasına bıraktık. Sabaha bir şey kalmadı, gelip bulurlar seni. Ah, Ekrem Bey. Önce bir hastaneye gitseydik. Aa, çok acıyor. Ramazan abi, Allah seni başımızdan eksik etmesin kurban. Ben yarın sabah elektrikçi Sami'yi çağırırım. Yok ihtimalle trafosundan buraya elektrik çektiririz. Yarın akşama burası pırıl pırıl olur Allah'ın izniyle. Ya Ramazan abi, bu direkler eksik kalırsa bizim mal değneğine de kablo çekelim mi ya? Maşallah kalas gibi. Uğraşmayın lan benimle. Dokunmayın doktora. Lazım o bize. Sevdiğimizde yaparız lazım. Ya benim gitmem lazım. Kerim uyanır beni görmezse yakar vallahi. Abi yeğenimi öp yanaklarından. Ben şunlara yardım edeyim. Bensiz bir alt yapamazlar. Tamam hadi.
Kolay gelsin. Selamet abi. Ali! Yine ödemedin senedi ama arabamızı tepe tepe kullanıyorsun. Yine mi sen lan? Yine ben. Ne olacak? Ulan delikanlı adamdan ulu orta para istenir mi? Sana ne lan? Ne kadar lan bu adama borcun? Bırak abi, Allah'ını seversen ben hallederim. Lan senin benim mi var? Ne kadar borcun? Elmas. Yeter mi lan cibiliyetsiz mezarcı? Ya ne demek yeter mi? Çok bile. Al paralarını, git lan buradan. Yürüyün gidin lan. Toplayın bütün paraları. Al. Açın kapıyı polis! Kapıyı açın polis! Ayşe abla ne oldu? Babam bir şey mi oldu? Neden polis geldi ki? Yok bir şey canım, merak etme. Buyurun, ne istiyorsunuz? Ramazan Keskin burada mı? Hayır, ne vardı? Hakkında şikayet var. Burada olmadığından emin misin? Yalan söyleyecek halimiz yok ya. İçeri bakalım. Sen şuraya bak. Ebru! Ebru! Ayşe! Geliyorum! Kimse yok. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz hanımefendi? Ramazan Keskin'in avukatıyım. Hakkında adam darp etme ve meskene tecavüz suçlamaları var. Siz bu eve bu saatte böyle gelip bu çocuğu korkutmaya utanmıyor musunuz? Ha? Çıkın dışarı. Çıkın dedim. Yok işte Ramazan. Ne zaman gelecek Ramazan Keskin? Ya siz ne laf anlamaz adamlarsınız. Ne bileyim ne zaman gelecek. Yok işte. Ne oluyor burada? Baba. Ramazan Keskin sen misin? Evet. Tutuklusun. Sebep? Hakkında şikayet var. Baba. Tamam oğlum, korkma, tamam. Ne şikayeti? Kim şikayet etti? Bilmek istiyorum. Götürmeyin babamı. Ne olur götürmeyin babamı. Korkma oğlum. Hangi karakola götürüyorsunuz? Beğendin mi yaptığını? Kerimciğim, babanı sana geri getireceğim, söz veriyorum. Siz onunla kalın, olur mu? Ben de geleceğim. Ayşe, laf dinle. Bu Ramazan Keskin, namı diğer Tatar Ramazan. Efendim ben Ovacık Cezaevi Müdürü'yken de birkaç kez beni darp etmeye çalışmıştı. Yani ah bana husumeti ta o zamanlara dayanıyor. Üstelik meskene tecavüz etti. Ekrem Bey'in ofisini bastı efendim. Komiser Bey, daha çok bekler miyiz? İnşallah hemen yakalanır da bir 20 yıl daha yatar. İşte. Hadi vursana. Yine vursana. Ramazan Keskin. Ekrem Öztürk'ün yazıhanesini basmışsın. Silahla tehdit etmişsin. Bu zavallı adamcağızı hastanelik etmişsin. Ben bu adama dokunmadım. Yalan söylüyor. Yalan. Adamın hali ortada işte. Komiser Bey, izin verirseniz ben Hamit Bey'i doktora götürmek istiyorum. Müsaadesin. Teşekkürler. Sağ olun komiser. Ovacık cezaevinden beri kim besliyormuşsun Hamit Durmaz'a?
Doğru mu? Kansızın soysuzun tekidir. Günahım kadar sevmem. Bir fiske bile vurmadım. Vursam söylerdim. Ben zaten daha şunu da ben yaptım diyenine rastlamadım. Mahkemede anlatırsın derdini. Atın nezarete. Bütün bunlar sizin suçunuz. Ramazan Keskin genel laftan yararlansın diye bu kadar uğraşmasaydınız hala hapiste olacaktı. Hapiste olması gereken biri varsa o da sensin Ekrem Öztürk. Ya ben? Bana ne diyeceksiniz avukat hanım? Ha? Şu halime bir bakın. Hiç acımadan vurdu. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Paşama mışıl sütü yaptım. İç de uyu bakalım. Kerim? 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 Kızım Kerim nerede? Vallahi ben elimi yüzümü yıkamaya gitmiştim. Buradaydı. Kapı açık. Seni kutlayamamıştım şirketin başına geçtiğin için. Bak, ne kadar doğru bir karar vermişsin. 2 yıl boyunca senin özgür olman için uğraştıktan sonra... yine parmaklıkların arkasından konuşuyoruz. Ne güzel değil mi Ramazan? Ben kimseye dokunmadım. Belki de ben kendimi kandırdım. Boş umutlara kapıldım senin değişeceğine inanarak. Niye bu kadar zor senin için normal bir hayat yaşamak? Ha? Niye çevrendekilerin acı çektiğini görmüyorsun? Ben babamı... böyle bir hücre köşesinde kaybettim. Biliyor musun? Artık sevdiklerimi böyle görmek istemiyorum. Seni böyle görmek istemiyorum. Kerim'i ağlarken görmek istemiyorum. Yine bana inanmayacaksın ama... gerçekten ben yapmadım. Biraz uyumaya çalış. Sabah ifadeni almak için seni adliyeye sevk edecekler. Hanım, sizin de tahmin edeceğiniz gibi Ramazan'ın davasıyla ilgili beni görevlendirdiler. İfadesini almaya girmeden önce avukatı olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hamit Durmaz feci şekilde darp edilmiş. Ekrem Öztürk ve sekreteri de bunun Ramazan'ın yaptığına dair şahitlik ediyorlar. Ama Ramazan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ben sorgu odasına giriyorum. Ebru Hanım. Siz iyi misiniz? Hmm.
Sana yapma dedim Ramazan. Defalarca uyardım. O köpekler bana iftira attı. Bana olanları anlat. O yemek mahallesinde parasını verip zorla imzalattıkları kağıtlar var ya... Onları almaya gittim Ekrem Öztürk'ün ofisine. Parayı verdim, kağıtları geri aldım. Kimseye de dokunmadım. Müdür Hamid'i kim bu hale getirdi peki? Onlar o kadar şerefsiz ki. Kendileri bile yapmış olabilirler. Eğer şahit bulamazsan... tutuklu yargılanacaksın. Ekrem Öztürk'ün ofisine gittiğinde yanında başka kimse var mıydı? Yanında kimse var mıydı Ramazan? Yok. Kimse yoktu. Tek başıma gittim. Ebru. Bir haber var mı? Ömer Bey Ramazan ifadesini alıyor. Ben Ramazan abinin yanındayım. Hamit'in anlattıkları külliyen yalan. Ramazan abi kimseye dokunmadı. Ben de gidip ifade vereyim. Sen ne diyorsun Elmas? Sahte kimlikte ifade mi verilir? Kim anlayacak? Ben gidip ifade vereceğim. Yeter ama. Söz dinleyin biraz. Bekleyeceksen yürü. Çık dışarıda bekle Elmas. Ebru Hanım. Merhaba. Tanışmış mıydık? Hoş geldin Yılmaz. Zahmet etmişsin buraya kadar. Ne demek Ramazan abi? Bir isteğin var mı? Sağ olun. Ali'ler, Ramalar da gelecek birazdan. İsterlerse aylarca bekletsinler. Hepimiz buradayız. Sen çıkana kadar bekleyeceğiz. Savcı Bey, ben Yılmaz Avcı. Memnun oldum. Ebru Hanım, Ramazan'ı bu gece bırakmamız imkansız. Tutuklu yargılanacak. Misiniz, tedarikli misiniz? Mahalleyi başlarına yıkacak kadar emanet aldık yanımıza. Bugün 3-5 leş çıkartırız. Para. Ne yapacağım parayı? Alışverişe çıkacağım. Söyle bizim çocuklar ne istiyorsan alsınlar. Sen kuş kadar canına neye yarıyor ki? Bu atağızlar ne anlar be kumaştan elbiseden? Bana yalan söylemiyorsun değil mi Ali? Eğer yalan söylüyorsan bu fındık burnun büyür büyür koskocaman olur. Çavuş çok uzatma da ver parayı hadi. Ne yana gitti Ali? Şurada işte, taksiye biniyorum. Koş arabaya getir. Ali'ni takip edeceğiz. Ne takibi çavuş? Emek mahallesi ne olacak? Kağıtları imzalatmaya gidecektik. Ekrem Bey'e söz vermiştin. Lan başlatma mahallene de Ekrem'ine de. Koş. Sen git hallet şunlarla. Sen de koş arabaya getir Rıza.
Ekrem Bey. Ekrem Bey. Halit Bey, Abdurrahman Çavuş'tan haber var mı? Yok efendim, kendisiyle ilgili bir malumatımız yok şu ana kadar. Fakat benim size çok daha önemli bir haberim var. Nedir? Efendim, ben dün gece hastanede kaldım ya, şu şansa bakın. Yan taraftaki yatakta benim İzmirli bir hemşehrim yatıyordu. O anlattı. Ne anlattı? Güzide Hanım. Hani şu İzmir'de. Hani şu Anadolu Kulübü'nün işletmecisi. Hani sizin şu Ajda Fişta. Ümit Bey, lavabalileşmeyin. Çok haklısınız efendim. Zira gülünce yanaklarım ağrıyor. Neyse efendim. Güzide Hanım İstanbul'daymış. Ya. Kendisi bir restoran işletiyormuş. Sosyete arasında da pek revaçta. Adı da şey... Nazar. Nazar Restoran. Allah Allah. Niye benim haberim olmadı bugüne kadar? Çok rica ederim efendim. Sizin işten güçten başınızı kaldırdığınız mı var? Lütfen, lütfen. Bir uğrayalım o zaman. Tabii ben hemen bir yer ayırtayım. Yok yok. Yer ayırtmayın. Restoranın bulunduğu binayı satın alın. Ekrem Bey, siz... Ben gidip işleri ayarlayayım. Görüşmek üzere. Bacaklarım, bacaklarım, bacaklarım azar. Bunu yapmayacaktın Ali. Görüyorsunuz mu? Arının ağzında bal vardır ama kuyruğunda da iğnesi. Beni ispitleyecek lan kör. Senin ne işin var burada? Elmas, sakin ol. Ramazan abinin başına gelenlerden haberim var. Önce polise gittim ama beni buraya yolladılar. Ben size yardım etmek istiyorum. Nasıl olacak o iş? Her şey Çavuş planladı. Ramazan abiyi içeri attırıp mahalledeki bütün evleri alacaklar. Hamit'i de o yüzden dövdü Çavuş. Suçu Ramazan abiye atmak için. Başım belaya girecek. Çavuş her geç öğrenir bu yaptıklarını. Ben kendimi korurum Elmas. Sen kendine dikkat et yeter. Ali, gel savcıyla konuşalım. Çocuklar, bu akşam çok önemli misafirlerimiz gelecek. Benim gibi mesela. Ne yapıyorsun burada? Nereden buldun burayı Ekrem? Ne istiyorsun benden? Evlenmek istiyorum. Delirmişsin sen. Lütfen çık git buradan. Size biliyorsun son yıllarda siyasetle ilgileniyor. Çevremdekiler seçimlerden önce evlenmemin çok işime yarayacağını söylüyorlar. Hemen çık git buradan lütfen. İşte etrafımda bu izdivaç için senden daha iyi bir aday göremiyorum. Kerim'i de yanımıza alacağız. İstersen bir de ona kardeş yaparız ha? Ekrem, buraya bir kez daha gelirsen polis çağırırım. Şimdi hemen çık git buradan. Bak işte, bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Akşam misafirlerimle tekrar geleceğim. Önemli bir yemek yiyeceğiz. En güzel masanı en şık biçimde hazırlamanı istiyorum. Sonra da baş başa nikah tarihimizi kararlaştırırız. Akşam görüşürüz. Ah Aksel abi.
cezaevinde kesemedi ya bunun boynunu. Başıma ne geliyorsa Akseli yüzünden geliyor. Geldi Ramazan'ın enikleri. Ramazan abiden haber var mı? Yok abi, yok. Elmas. Ben bildiğim her şeyi anlattım. Savcı da iyi bir adam. Birazdan çıkarmış Ramazan abi, öyle dedi. Oh be. Sağ ol Halim. Çok şükür be. Oh be kardeşim, oh be. Şey, bir de seni tanıyıp tanımadığını sordu. İsmini biliyor musun dedi. Tanıyorum. Adı da Yılmaz dedim. Ben senin yaptıklarını ödeyemem. Ödeyecek bir şey yok. Biz ödememiz gereken bedelleri ödedik seninle. Ebru Hanım, biliyorum çok zamansız olacak ama bu akşam sizi yemeğe davet etsem gelir miydiniz? Sağ ol. Senin hakkını nasıl öderim? Bu benim görevim Ramazan. Ben senin avukatınım. Üstelik sen artık benim patronumsun. Ebru yapma. Böyle şeyler söyleme. Sen benim için çok değerlisin. Eğer öyle olsaydı yeminini bozmazdın. Kendine, sevdiklerine yeni bir yaşam için şans verirdin. Ama sen yine bildiğini okuyorsun. Geçmiş olsun Ramazan. Sağ ol Ayşe. Tekrar senden ayrı kalacağım diye çok korktum. Bir daha bizi korkutma, olur mu? Bir gece daha senden ayrı koyma bizi. Ebru Hanım. Tamam, geliyorum. Akşam 7'de beni evimden alın. Avukat bacım, Allah sana razı olsun. Bundan sonra İstanbul'daki bütün dolmuşlar sana beleş. Sağ olun çocuklar. Bacım, akşam mahallede bir eğlence yapacağız. Bekle. Çok isterdim. Ama bu akşam bir randevum var. Olsun, gelmesen de başta açısan. Israr etmeyin. Gelmek isteyen gelir. Çok şükür çıktın abi. Hoş geldin. Abi bu son olsun. Abi bu nedir ya? Dağılsın şu kalabalıklar. Akşam size bir çiğ köfte yapacağım, tavana yapıştıracağım. Ana çok güzel lan. Sen de ekmeğin içini yarar yarar yersin. Hadi yürüyün, hadi. Bir şey söyle ya. Yürü. Sabi ablan ne diyorsa onu yap, tamam mı oğlum? Aferin. Hoş geldin, gel. Hoş geldin Ayşe abla. Hoş bulduk Kerimciğim. Aşağıda Ömer Bey'i gördüm. Ebru'yu bekliyor. Yemek yiyecekler ya beraber. Böyle kocaman da bir çiçek yaptırmış. Hadi gidelim biz, hadi. İyi geceler oğlum. Hadi abla. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Savcı Bey. Size iyi eğlenceler. Sağ olun size de. Bunlar
sizin için. Çok teşekkür ederim. Keşke inanabilsem geçmişimden korkmayacağım. Hep yanımda olacağım. Yeter ki kaçıp gitme Halim. Ben geçmişinle de savaşırım. Seninle bir gelecek için de. Yeter ki gitme. Allah'ım bir dilek tuttum. Sadece bir dilek. Buradan çıkmadıkça ben de burada hapisim seninle. Savcı Ömer'le yemeğe çıkacakmış herhalde, bilmiyorum. Sen niye öyle uzak duruyorsun, ne düşünüyorsun? Halini mi? Çok özledim abi. Özlemekle ölmek arasında sadece iki harf var. Bir de çok korkuyorum. Çavuş, senin lehine ifade verdiğini öğrenirse kıza dünyayı dar eder. Merak etme. Buradayız hemen ama. Ali! Yak bakalım şu lambaları. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Gitmem lazım. Ramazan'ın yanında değil mi? Siz bilirsiniz Ebru Hanım. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.
Ne kadar işli, ne kadar dokunaklı söyledin. Dalmışım kendi kendime. İnsan aşık olunca dalar gider işte öyle. Ne oluyor? Bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Çok güzelsin de ondan. Sen de benim gibi çirkin olsan gül gibi geçinip giderdik. Ama güzelsin işte. Güzellik çok zalim bir şey. Bak, Ramazan'a yardım ettiğini biliyorum. Elmas'la Adliye'nin önünde aşık aşık bakıştığınızı biliyorum. Çünkü çok güzelsin. İçin güzel, dışın güzel, her yerin güzel. Ama ben çirkinim. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra sen de çirkin olacaksın. Bırak. Bırakın beni, bırak. Kezzap. İlk evvela biraz yakar ama sonra hemen geçer. Bırak. Lütfen bırak. Beyefendiyi nasıl bir sükut hayale uğrattığınızı tahmin bile edemezsiniz Ekrem Bey. Bu Emek Mahallesi denen yerdeki evlerin alınmış olması icap ediyordu. Abdurrahman Çavuş bugün o işleri halledecekti. Belki de sorun çoktan çözülmüştür. Ekrem Bey, kendi adamlarınızdan bile haberdar değilsiniz. Abdurrahman Çavuş bugün oraya hiç uğramadı bile. Ayrıca mahalleli evlerini kurtardıkları için bir eğlence tertip etmiş. Lütfen siz merak buyurmayın. Ben bu işi şöyle ya da böyle halledeceğim. Beyefendi artık bana güvenmiyor mu? Son iki yıldır ona verdiğim hizmetler ortada değil mi? Ekrem Bey, Ekrem Bey, biliyorsunuz. Beyefendi Kenan Bey'e de güveniyordu. Neticesini hep birlikte gördük. Bir gece ansızın denize attı kendini. Siz şimdilik hiçbir şey yapmayın. Beyefendi bu işi kendi yöntemleriyle çözecek. Hesap lütfen. Sen de halaya katılsana. Hadi siz devam edin hadi. Al. Tamam ben sonra gelirim hadi. Abi. Ya siz gidin ben sonra gelirim hadi. Hadi. Neden bu kadar durgunsun Ramazan? Bak bu kadar insan senin sayende ne kadar mutlu. Yok iyi. Bir sorun yok. İstiyorsun benden? Çık git artık buradan. Ben işlerimi halledip evime gitmek istiyorum. Burası yarın benim olacak. Binanın sahibiyle anlaştım. Onun için tavırlarına dikkat etsen iyi olur. Eğer benimle iyi geçinirsen belki senden kira almam. Ama karşılığını isterim ona göre. Allah senin belanı ver. Ben evlenelim diyorum. Yuva kuralım diyorum. Sen hala bela okuyorsun. Yardım edin! Her şeyi düşündüm. Her istediğimi alırım Gülsün'e. Her istediğimi. Vay 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 avukat bacım gelmiş. Hoş gelmişsiniz. Mahallemize şeref vermişsiniz. Buyurun geçin. Hoş bulduk. Savcılar yok mu? Gelmedi. Ozan abi. Vallahi bırakmam. Dur oğlum.
Hayırdır beyler? Kimsiniz? Tatar Ramazan. Bizimle geleceksin. Kimsiniz lan siz? Ramazan Keskin. Sana bizimle geleceksin dedik.